Birazdan dinleyeceğiniz bu küçük kedinin bu değil. Hikayesi hayatın gerçeklerine dair küçük spoiler bilgiler içermektedir. Evet, bir Pokemon hikayesinde. Hayat bazen sanki işi gücü bırakmış, sanki milyarlarca kişi arasından bizi seçmiş gibi üstümüze gelir. Gecenin hüznü çöker, alır götürür. Kimileri vücudun melatonin salgılıyor, ondan der. Haklıdır ama keşke bu kadar düz bakabiliyor olsaydık. Keşke geçmiş daha dün gibi oradayken, gelecek hiç ulaşılamayacak kadar bulanıkken başımızı kaldırmak, kantolu bilim adamlarının baktığı o pencereden bakmak kadar kolay olsaydı. Size bir şey söyleyeyim mi? Özellikle de belli bir yaşı geçtikten sonra insanların bizimki gibi ülkelerde robotlaşmaya, duygusuzlaşmaya başladığını görüyorsunuz. Anlatacak çok şeyi varken sadece susmayı tercih eden milyonlarca insan. Bu hep mi böyleydi bilmiyorum. Belki yorgunluktan, tükenmişlikten, belki de anlatsalar da anlamayacak olanlardan. Bilmiyorum ama inanıyorum ki bizi biz yapan duygularımız hala derinlerde bir yerde. Benzetme belki yanlış olacak ama o duygular adeta virüsler gibi. Sadece kendine uygun birer hayat konağı arıyorlar. Benim hayat konağım çocukluğum. O zamanlar izlediğim çizgi filmler, oynadığım oyunlar. Ve de biliyorsunuz ki bunlar arasından en çok sevdiğim şey Pokemon. Bir Pokemon kanalı kurup nostaljik rüzgarlar estirmeye, salçalı ekmek klişesi gibi paylaşımlar yapmaya çalıştığım şu günlerde Pokemon'un animesinde orijinal seride bir bölüm tuttu beni, götürdü eskilere ve yazdırdı bu videonun metnini. Benim hiçbir duygusal da sebebim yoktu oysa ki. Melatonin diyelim. Şimdi gelin size şu tekrar izlediğimde içimdeki çocuğu hüzne boğan Pokemon hikayesini hatırlatayım. Roket takımını bilmeyeniniz yoktur. Aslında bana göre evrenin en büyük ve gerçek kötü takımı olsa da animede bu kötü takımın biri Pokemon olmak üzere her bölüm elektriği kafasına yiyip her nasıl oluyorsa çıkan patlamada tek bir çizik bile almadan gökyüzüne uçan üçlü üyesi Jesse, James ve bir de Meowth. Üçünün de yolunun roket takımına düşmesi aslında çok üzücü. Çünkü üçü de aslında özünde güzel duygulara sahip. Öyle ki bazen Pikachu'sunu çalmak için yapmadıkları plan kalmayan ekip üyeleri eşe bazı ciddi durumlarda o kadar yardımcı oluyorlar ki 25 yıldır düşmanları mı yoksa dostu mu artık kafalar karışık. Biz ise şimdilik bu üçlüden Meowth'ı ele alacağız. Animede konuşan Pokemon'a çok denk geldik ama çoğunun mantıklı bir açıklaması vardı. Meowth ise ilk olarak bu özelliğiyle dikkat çeken bir Pokemon. Bak şunu söyleyeyim. Pokemon'a uzaksanız eğer tüm Meowth'lar konuşuyor sanabilirsiniz. Sakın ha, öyle bir şey yok. Sadece bu dengesiz konuşabiliyor bir tek. Belki artık animedeki yeni karakterler kendisini görünce çok fazla şaşırmıyor ama bir dönem kendisini Poketopu ile yakalamaya çalışanlar bile çıkıyordu karşısına. I think I'll catch you. Aslında çok zeki bir Pokemon bu roket takımının Meowth'ı. Hatta o kadar zeki ki ekibin insan olan diğer iki üyesine karşılık bazen daha orijinal planlar ortaya koyabiliyor. Resmen alfa bir karakter. Üçlünün bana kalırsa çok net lideri, beyni. Böyle bir Pokemon'un konuşmayı becerebilmesi de bir yandan mantıklı, bir yandan da saçma. Çünkü insan madem böyle bir şey teknik olarak mümkün, herkes Pokemon'larını 6 aylığına dil kursuna yazdırsın, olsun bitsin diye düşünüyor. Neyse. Çok kaşımayalım. En büyük hayali roket takımının baba lideri Giovanni'nin favori kedisi olmak olan Meowth'ın aslında bu isteğinin bir yerlere ait olma ve sevgi eksikliğinden geldiğini söyleyebiliriz. Bu aslında Pokemon animesinden çıkarılması enteresan bir tespit. Dönüp dünyamıza baktığımızda ne kadar da tanıdık bir durum. Tabii çocukken bu bölümleri izleyince bu şekilde tespitler yapamıyorsunuz. Öğretmenlerin küçük çocuklara klasikleri okutması gibi bir şey oluyor bu. Çocukken o romanları okuduğunuzda yüzeysel şeyler öğrenebiliyorsunuz. Fakat yıllar sonra okuduğunda farklı, bir daha okuduğunda daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Neyse, Meowth diyorduk, sevgi eksikliği diyorduk. Kendisine azıcık ilgi gösteren, herkese aşık olan Meowth diyorduk. Neden acaba? Biz en iyisi biraz daha geçmişe gidelim. Belki de Meowth'ı da ayı izliyordur, olamaz mı?
Bir varmış, bir yokmuş. Devam nasıl lan? Develer tellal falan oldu. Neyse. Bir küçük miyavcık varmış işte. Evet, miyav ile ilgili bildiğimiz ilk şey bu olması. Küçük, minnoş bir sepet içinde bildiğimiz kötü miyav görüntüsünden çok uzakta doğadaki sevimli tatlı miyavlar gibi. Küçük, terk edilmiş, kendi halinde kalmış. E tabi o zamanlar Instagram falan da yok ki. Biri çeksin fotoğrafını, koysun bir yerlere, sahiplendirsin şunu. Tabi bu şekilde kaldığınızda düşününce en büyük sıkıntı açlık olmakta. Daha önce uzun süre aç kaldınız mı? Bilmiyorum. Ama maalesef sokak hayvanları bu durumla o kadar çok yüzleşiyor ki. Videomuzun hazırlanma günü itibariyle yaz aylarına da giriyoruz. Kapımıza miyavlar için de, growlitler için de bir kap su mümkünse de mama koymayı unutmayalım. Tamam mı? Bu kamu spotundan sonra miyav ve açlık diyorduk. Hayvancağız o kadar aç kalmıştı ki artık karşılaştığı her şeyi yemek olarak hayal ediyordu. Bir beyzbol antrenman sahasında beyzbol toplarını sushi topu sanıp da topları devirince oradaki koç tarafından bir ağaca asıldı miyav. Ve pikasını pikaladığımın pika çocuğu. Hayvan ağaca bağlanır mı? Vicdansız. Oğlum sana çok pis kuruldum. Gördüğüm yerde Snorlax'ın üstüne oturttum. Ağaca bağlanan miyav ölüme terk edilmiş gibiydi. Fakat tam önündeki alanda bir açık hava sineması gösterisi vardı. Gözlerini açtı ve beleş tepeden sinemayı izlediğinde bir de ne görsün? Filmde de bir miyav var ve dondurmadır, kaymaktır götürüyor. Miyav aklıyla bizimki de düşündü tabii. Demek ki film işine giren parayı pardon daha kafası basmıyor o işlere. Yemeği götürüyor. Günlerce ağaçta ölüm bekleyen bizim kedicik tamamıyla anime logic dediğimiz kafanın ürünü olarak ipini gaza gelip 5 saniyede çözmeyi başarıyor. Ve anime evreninde de adı ilginç bir şekilde Hollywood olan yere doğru yelken açıyor. Miyav dönemin İstanbul'un taşı toprağı altın olduğunu düşünen insanları gibi Hollywood'a geldiğinde cennete gelmiş gibi olacağına inanıyordu. Filmde miyav gördü ya, sanıyordu ki burada miyavlar değer görüyor. Hemen film yıldızı yapılıyor. Fakat ünlü düşünür Robert Hatemo aslında kendisine yıllar sonra şu şarkı sözüyle seslenecek. Tenden çok var. Hayal kırıklığına uğrayan genç miyav yıldız olacağını sanarken basit bir sokak kedisi olmaya devam ediyor. Gözüne kestirdiği bir kasaptan sürekli artıkları alıp kaçmaya çalışıyordu. Günlerden bir gün yine aynı eğilimi gerçekleştirirken kendisi gibi miyavlardan oluşan bir çeteyle karşılaşıyor. Evrimleşmiş hali Persian liderliğindeki bu çeteye katılıyordu. Artık sürü halinde takıldıkları için de kasaptan bir şeyler aşırmak daha kolay oluyordu. Tam belki de artık karnım doyuyor, hayatım düzene giriyor diye düşünürken onu görüyordu. Miyavzi adında dişi bir miyav. İlk görüşte aşk. Tabii bizim miyav gençliğin de verdiği enerjiyle hemen miyavsiye kuru yapmaya gidiyordu. Biz insanlar gibi değil. Hayvan sonuçta. 40 tane hikaye yazan yok. Direkt net. Fakat miyavsi bizim miyavı küçümsüyor. Oğlum senin altına giyecek donun bile yok. Sen benim poke topumun pırlantalarını bile alamazsın diyerek insanların yanında olmayı tercih ettiğini belirtiyordu. O zamanlara kadar kendi eğlencesine, işine, karın tokluğuna, barınmasına bakan miyava bu sözler ağır geliyordu. İlk defa hayatta bir şeyleri sorgulamıştı. Fakat fazla sorgulayamamış ki düz mantık olarak şuna karar vermişti. İnsanlar gibi davranabilse miyavsi onu seçerdi. Ulan miyav kafasız mısın? Gençlik işte. Akıl romantizmde. Hayat gerçeklerinden bir haber. Oğlum ben niye böyle tribe girdim lan? Oldlar hatırlar kendimi şu ekmek teknesindeki adam gibi hissediyorum. Neyse dur. Miyav madem öyle İşte böyle diyerek gündüz işe çıkıyor, çetesiyle birlikte yemek çalıyor, geceleri de bulduğu konuşma kursunu gizli gizli dinliyordu. Resimli kitaplardan tekrarları çalışıyordu. Yine gençlik işte. Madem bu kadar zekiydin, bu tür şeyleri illa bir kızın sevgisini kazanmak için mi yapman gerekiyordu be miyav? Hafiften iki ayak üzerinde durmayı da öğrenmeye başlayan miyav sonunda bir kelimeyi söylemeyi başarıyordu. Roket. Oğlum o nasıl ilk kelime lan?
Miaf'ın ilk öğrendiği roket kelimesi ileride kendisini roket takımına götürecekti belki ama hikayenin bu kısmında hala Miaf'teyiz. Miaf yine anime logic içerisinde Miaf'siye olan aşkı sayesinde kaçak dinlediği kurslar ile konuşmayı öğrenmişti. Türkçe dublajda bu kısımda efsane tabi. Bu yoldum sarım takma takma mı takma takma yoksa sarım takma mı takma 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 takma. Artık Miafsi'nin karşısına çıkmaya hazırdı. Ellerinde çiçekler, ağzında güzel kelimeler derken Miaf, Miafsi'ye tekrar yürüyordu. Pardon, koşuyordu iki ayak üzerinde. Fakat işte hayat bir defa daha genç Miaf'a tokat atıyordu. Miafsi, Miaf'a sen bir ucubesin gibi ağır bir söz söylüyordu. Bana lan senin konuşmandan, yürümenden, ben paraya bakarım, paraya diyordu. Ben anladım yani böyle dedim. Var mı paran? Çıkar göster diyordu. Böylece de bu hikaye burada bitiyor gibi oluyordu. Yıllar yıllar sonra roket takımı üyesi yetişkin bir Miaf olarak Hollywood'a uğradığında ise Miaf eski çetesiyle karşılaşıyor. Daha da ilginci çetenin içerisinde kim olsa beğenirsin sen. Bu nasıl bir tabir ya? Miafsi'ye rastlıyordu. Evet be koca dünya. Arkeos'un adaleti işte. Miafsi kendisiyle işi biten patronu tarafından sokağa atılmıştı. Ah bir pikasını pikaladım daha. Bakamayacağınız hayvanı eve alıştırıp sokağa atmayın. Onlar sizin oyuncaklarınız değil. Başkası da sahiplendirseydim bari. Sokağa bırakmak nedir? Miaf tam gel kurtarayım seni bu hayattan dese de çetenin lideri Persian ben kimin mekanından Miaf kaldırıyorum lan dürrük diyerek düelloya davet ediyordu bizim Miaf'ı. Miaf evrimleşmiş hali olan Persian ile birebir mücadelesinde Miafzi için savaşıyor ve Persian'ı neredeyse tek vuruşta indiriyordu. Miafsi ise gidip Miaf'a sarılmak yerine o ana kadar fark edememiş yani. Milletin birbirini yemesini beklemiş. Gidip Persian'ın yanında kalmayı seçiyordu. Neymiş çünkü sokakta kaldı onun çetesi ona yardım etmiş. Lan yardım etti dediği de iki tane kasaptan çalınmış tavuk budu attı önüne. Bu hayvan senin için metabolizmasına, fiziğine, ne bileyim diyaframına bilmem nesine falan uygun mu değil mi bakmadan insan dili öğrenmiş. İki ayak üstünde durmayı öğrenmiş. Yetmemiş bunca yıl kalbinden çıkarmamış. Ve senin tercihin efendim Miaf yerine Keko Persian. Peh. İşte bizim hikayemiz de böylece bitmiş oluyor. Gökten 3 elma falan da düşmüyor bu hikayenin sonunda. 3 tane Voltorb düşüyor. Onlar da hepimizin bir yerinde patlıyor. Miaf, Miafsi'yi seri boyunca birkaç kez daha anmıştır. Sanki hiç bu hikayeleri o yaşamamış gibi. İçindeki saf duyguları saklayarak robotlaşmış gibi kötü adam rolünü oynamaya devam etmiştir. Dediğim gibi bir yerlere ait olmayı istemişti belki. En azından birileri tarafından değer görülmek. Yanlış zamanda yanlış yerde olan insanlar gibi işte. Kabul edelim. Hepimiz birer Miaf olduk bu hayatta. Belki böyle romantik bir ilişki olarak değil tabii. Ama çalıştığımız, çabaladığımız şeylerin sonu her zaman tatlı olmayabildi. Bize düşen bu hayat mücadelesinde ısrar etmek. Evdekilerin kıymetini bilmek. Kendi değerini de asla unutmamak. Miaf, seni seviyoruz dostum. Şimdilik benden bu kadar. Önce yorumlarda, sonra da bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.